Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımızda sizlerle Karaçalı, Çeşmezen, İsa Dikeni, Çaltı Dikeni gibi isimleri olan Çaltı Dikeni'nin Karaçalı, Çeşmezen bitkisinin faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Bu bitkiye İsrailler Dargat ağacı demektedir. Yani Dargat ağacı olduğu ile ilgili kesin bir rivayet yoktur. Ancak Karaçalı Çeşmeden Çaltı Dikeni ile zeytin ağacına Dargat ağacı denilmektedir rivayetler göre. Bazı rivayetler göre Deccal kıyamet günü koptuğunda, yeryüzüne indiğinde Müslümanlarla Hristiyanların savaşında bu Dargat ağacı İsrail mantığına göre Müslümanlar Hristiyanları öldürürken, yani bu Dargat ağacının arkasında saklanan Hristiyan'ın olduğunu Müslümanlara demeyecekmiş. Tek rivayete göre böyle bir rivayet vardır. Ancak bu tamamen gayrimüslimlerin inancına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ve bu bitki genellikle çöl ikliminde yetiştiği için, yani susuz, kurak, verimsiz arazilerde yetiştiği için, yani Kudüs, İsrail, Filistin civarında, Arabistan'da bolca yetişmektedir. Ve oralardaki çöl iklimine göre çöl hayvanlarının da bir yeşil yiyecek yaprağı olarak da belirtilmektedir. Genital hastalıklarda oldukça faydalı olan Karaçalı Çeşmeden Çaltı Dikeni bitkisinin 50 gram kadar bu bir küpeye andıran tohumları ezilerek 4 su bardağı suyu bir çaydanlığa veyahut da cezveye koyarak 50 gram kadar çaltı dikeni tohumu dökülerek, kaynatarak, demlenerek içilmektedir. Yani günlük 3 bardak içilmesi maksimum yeterli olmaktadır. İdrarda protein kaçağını önleyen çaltı dikeninin çayı, böylece protein kaçağını tıpkı bir elektronik, dijital ayaklık savaşı gibi böyle birlikte idrar yollarındaki enfeksiyonlara, protein kaçağına karşı mücadele etmektedir, faydalı olmaktadır. Ve buralarda bulunan iltihaplanmalara, böbrek, safra kesesi vesairedeki kum ve taşların da düşürülmesine de oldukça faydalı olan çaltı dikeni, çıpan ve hapse tedavisinde bu şekilde de çıpan, hapse, sivilce tedavisinde de kullanılmaktadır. Hem ishal tedavisinde kullanılmaktadır, ishal kesici özelliği olmaktadır, hem de kabızlık tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun yanında sindirim sistemi hastalıklarında gastrit, ülser, reflü gibi sorunlara da iyi geldiği belirtilmektedir. Vücuttaki ödemi atan, şişlikleri atan, idrar artırıcı özelliği olan çaltı dikeninin çayı böylelikle vücutta ödem oluşmasını engellemektedir. Göz hastalıklarında göz iltihaplanmasına karşı da bir pamukla çaltı dikeninin suyu, yani çayının suyu sürülerek de bundan göz hastalıkları, göz iltihabında da faydalı olmaktadır. Bitkinin kabızlıkta kullanılmakta yeri olmakla birlikte ishal tedavisinde de kullanılmaktadır. Ve eski çağlarda günümüzün teknolojilerinde takılar olmadan evvel bu çaltı dikeninin bu yaprakları, yani tohumları, bir küpeye andıran tohumları, genç kızlar bunu kulaklarına bir küpe gibi takarak, özellikle çocukluk yaştaki insanlar bununla eğlence yapmaktadırlar. Yani o günün şartlarındaki bir oyuncak olarak da anlatılmaktadır. Ve bunların dikeni de böyle büyük büyük olduğundan elimize ayağımıza bir diken battığında, işte bir metal iğne yerine elimizdeki veyahut da vücudumuzun herhangi bir yerine batmış dikeni çıkarmak için de doğal organik olarak da bu çaltı dikenini kullanabiliriz. Erozyonla mücadele etmek için de faydalı olan çaltı dikeni, doğayı süslemek için, erozyonla mücadele etmek için de ekilebilmektedir. Asi bir bitki de olan çaltı dikeni, böğürtlen gibi bir yerde biçimlendikten sonra o bölgeyi istila edici bir özelliği de vardır.
Bu çaltı dikeninin ortasındaki bu ot da ulama otu denmektedir. Yani kırklilit otunun ulama olarak yetişen türü olmaktadır. Hoşça kalın.